teşrifiyetinden hoş geldin. Şeref verdik diyoruz. Viran şehri Cumhuriyet tarihinin belediyecilik anlamda en yüksek oranda hizmeti geliyor. Bunu sadece laf olsun diye yapmıyoruz. Ve tüm rakamlar bu hizmetin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Sadece 2018 yılında planlanan hizmetleri söylüyoruz. Göreve geldiğimizde nasıl bir viran şehri elimizde gördüğümüzü de biraz anlatmak isterim. Hiçbir caddesi sıcak asfalt olmayan, birçok mahallesinde altyapı sorunu çeken, içme suyu şebekeleri 50 yıllık asbest borularla olan, yeşil anlamda küçük küçük farkları olan, bunlar da bağımsızlıktan dolayı tamamıyla yıpranan bir ilçe elimizde. Viranşehir büyük bir ilçe. Kırsal ilçeler anlamında Siverek'ten sonra en büyük ilçemiz Viranşehir. Ve çok da üzerinde durduğumuz bir ilçe. Şu an üzerinde bulunmuş olduğumuz bulvar dahi, bu kilitli parkeler, şu açılan bulvar yine büyükşehir sayesinde yapıldı. Büyükşehir her ilçenin hakkını vermeye çalışıyor. Verirken de adalet ölçüsünde hareket ediyor. Nüfusu büyük, alanı büyük olan ilçelerimiz bu konuda gerekli olan desteklerini alıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçedeyiz. 1411 mahalledeyiz. Şimdi şehir parkımızın temelini atıyoruz. 3 milyon 400 bin TL'lik bir yatırım. 71 bin dönümlük bir alanı kapsıyor. Viranşehir'in en büyük parkı gerçekleşiyor. Ve şimdi de biraz sonra bu defa Viranşehir'in hayat standardını yükseltecek bir nimet olarak gideceğiz. Doğalgazın incelemesini ve başlamasını yapacağız. Ve inşallah 26'sında Sanayi Bakanımızı buraya getirerek doğalgazın temel atmasını tüm Viranşehirli kardeşlerimizle birlikte yapacağız. Ve bizim tek istediğimiz Viranşehirli kardeşlerimizin duasıdır. Tek istediğimiz yapmış olduğumuz hizmetlere sahip çıkmasıdır. Tek istediğimiz bu hizmeti kim yapmışsa hakkını vermesidir. Etraftaki hiçbir dedikoduya bakmayın. Viranşehir her zaman büyükşehir tarafından destek görmüş. İlçe belediyesi güzel çalışıyor. Var gücüyle çalışıyor. Ve 4-5 yıl tüm Viranşehirli kardeşlerim şunu bir gözetlesinler. 5 yıl bu çalışma böyle devam ederse Viranşehir nereye gider? Bu hızı durdurmayalım. Hep birlikte buna katkı sunalım. Destek sunalım. Biz sizin emrinizdeyiz. Viranşehir'i seviyoruz. Şehir Belediye Başkanımıza tekrar huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu parkla alakalı değil. Aynı zamanda orta refüj düzenlemeleriyle alakalı yaklaşık 1 milyon 400 bin lira hem Ceylanpınar'ı hem Viranşehir'i ilgilendiren bir proje. İnşallah onun da yakın bir zamanda bittiğini göreceğiz. Yine kırsal mahallelerimizde asfalt ve beton yol çalışmalarımız başladı, devam ediyor. Yine ilçe merkezimizdeki büyük şehrin sorumluluğundaki ana caddelerimiz, onların da temeli hazır hale getirildi. İnşallah en kısa sürede büyükşehir belediyemizin asfaltlama çalışmalarının başladığını ve bittiğini göreceğiz. Yine aynı şekilde içme suyu anlamında, kanalizasyon anlamında, atık su arıtma tesisi anlamında ki projelerden bir kısmı başladı, bir kısmının ihale süreci devam ediyor. Biz Viranşehir olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı daha güçlü bir şekilde hizmetleriyle, yatırımlarıyla beraber güçlü bir şekilde ilçemizde, Viranşehir'imizde görmekten mutluyuz. İnşallah bu hizmetler, bu yatırımlar her geçen gün daha da artacak. Biz bunun sözünü Büyükşehir Belediye Başkanımızdan aldık. Her konuda her türlü desteği de Viranşehir olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir'e vermeye hazırız. Bizlerin desteğiyle, Büyükşehir'imizin gayretleriyle inşallah Viranşehir
yılların birikmiş, kronikleşmiş ve aşılamamış sorunlarını inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tamamen aşacaktır. Şu anda Veranşehir Kent Parkı ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir'in yaptığı çalışmalarından dolayı kendilerine, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kayınçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Malumunuz, Büyükşehir olarak ilçemizde hem parklar olsun, özellikle Hürriyet Mahallesi'nde yaptığı 20 trilyonluk bir kalesyon çalışması, yeraltı çalışmalarından olsun, hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, hep birlikte butona basıyoruz. Ya Allah, bismillah, Allah hayırlı olsun. Saygıdeğer Kaymakamımız, Ceylanpınar Belediye Başkanımız, Biraz...